Ben size çok teşekkür ederim. Ne için? Annemi kurtardığınız için. Bu o kız değil. Tövbe estağfurullah. Ya işimiz gücümüz var. Hadi gidelim Nermin. Bir dur, bir karışma. Sanırım bu bileklik sizin. Karıştırdınız sanırım. Oğlum. Oğlum bir yanlışlık oldu. Kusura bakma kızım. Seni karıştırdık biriyle. Önemli değil. İlahi anne. Ben de kıza teşekkür ettim. Tamam. Hadi gel eve gidelim. Sen dinlen biraz. Yemeğe çağırdım zaten. Orada tanışırsınız. Tamam hadi. Canım ya. Nasıl da üzüldü. Varoş gülü. Ozan'la ben birbirimize aitiz. Değil mi sevgili? Dikkat etsenize hanımefendi. Sana gelmiştim. Elini tutmaya gelmiştim. Neden yaptın bunu Ozan? Neden? Neredeyim ben? Ne oluyor? Sevgilim, uyandın mı? Berçin, ne oluyor burada? Sakin ol. Olması gereken oldu. Berçin, ne yaptın sen? Allah kahretsin, yine oyun oynuyorsun değil mi? Ozan bak kırılıyorum, üzme beni. Ay yok. Ben bekleyemeyeceğim. Arayacağım, bugün çağıracağım kızı yemeğe. Yazım'la bir an önce tanışsınlar istiyorum. Tatlı olarak da taş kadayıf yapayım diyorum ha. Adana işi. Annesi de pek iyi insan. Ailesine götürür. Tutturdun be kadın, kız da kız. E hadi madem ara, bizim restorana çağır. Bana bak Nermin, bu kız da diğer kız gibi Yağız'ın başına bela olursa bunun acısını senden çıkarırım, bilmiş ol. İnci gibi, pırlanta gibi kız diyorum Adnan. E hayatımı kurtardı diyorum. Öyle bela falan olacak bir kız değil. Hem sen bana demedin mi Yağız'ın aklı hala o kızda diye?
Onu unutur işte. Fena mı olur? Ben oğlumu düşünüyorum, oğlumu. Ben de oğlumun iyiliğini düşündüğüm için yaptım ne yaptıysam. Sen hele bana bak bakayım. Sen Ankara'ya neden geldin? Soracaktın, fırsat olmadı. Düşünmeden edemiyorum. Vicdanım bir gün bile rahat bırakmadı beni. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Kızımı hiç gördün mü? Adnan, geldin Ankara'ya, çaktın kazı. Bir geleyim, bir oğlumu göreyim, bir eksik yedik bir şey varsa gidereyim dedim. Fena mı ettim? Allah aşkına bir kafamı karıştırma, dur. Şu kızı bir arayayım. Halledebildin mi? Hallettim. Alınacakları da aldım mutfak tarafında. Dün? İyi misin? Başım döndü. Ben bir yüzümü yıkayayım. Allah Allah. Ay, iki kere aradım, açmadı. Arar görünce arar. Hadi ben gidiyorum, işim var. Sen bana haber verirsin. Hadi eyvallah. İyi, tamam. Berçin, biz buraya nasıl geldik? Ya hatırlamıyor musun gerçekten? Hayır. Tek hatırladığım, salonda konuşuyorduk. Ben sana seni istemediğimi, senden ayrılmak istediğimi söyledim. Aslı'mı sevdiğimi söyledim. Yaptığınız oyunları öğrendiğimi söyledim. Hepsi bu. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Ya Ozan, neden yapıyorsun bunu? Önce umut veriyorsun. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Ben sana yalvardım. Beni bırakma diye yalvardım. Bu olanlarda benim hiçbir suçum yok. Hepsi annemin başının altından çıktı dedim. Sonra sen geldin. Bana sarıldın. Beni teselli ettin. Ya gerçekten hiçbirini hatırlamıyor musun? Allah kahretsin! Hatırlamıyorum! İlaçların yüzünden o zaman. Ameliyattan beri çok ağır ilaçlar kullanıyorsun. Unutkanlık yapıyor. Hem sen dememiş miydin? Ben bu ilaçları kullandığım zaman kendimi rüyada gibi hissediyorum diye. Hayır. Hayır, ben... Ben kendimi bu kadar kaybetmiş olamam. Ben aslında yanlış bir şey yapmam. Seninle hiçbir şey yaşanmadı Berçin. Yoksa ben ailemi yüzüne nasıl bakarım? Eylül, iyi misin, merak ettim. İyiyim, geliyorum. Yok. Hamile falan değilim ben, panik yapmak yok. İyiyim ben, stresten oluyor. Sen kaç gündür iyideysin. Gel doğru düzgün bir hastaneye gidelim. Endişelenmeye başladım. Yok. Gerek yok. İşim başına döneyim. Eylül. İstersen çalışma bugün.
Gerek yok. Hem arkadaşlara yük olmayayım. Git sen. Eylül, telefonum çalıyor. Bu kim ya? Neyse, açamam şimdi. Hay Allah! Ulaşamadım bir şu kıza. Yazımı bu kızla tanıştırmam lazım. Ay, içime doğuyor. Oğlum bu kızı çok beğenecek. Bak Berçin, bizim aramızda hiçbir şey yaşanmadı. İlaçlar yüzünden uyuyakaldım, o kadar. Ben Aslı'mı seviyorum. Bunu aklına sok. Ozan, bana bak. Ben senin evleneceğin kadınım. Sen bana aitsin, ben de sana aitim. Bunu kimse inkar edemez. Aslı'mın aramıza girmesine izin verme artık. Bak, bak o kız senin gözünü kör etmiş. Ozan gitme! Ozan! Eninde sonunda benim olacaksın. Unutacaksın o kızı. Tamam. Birlikte olmadık. Ama Aslım öyle zannedecek. Senden sonsuza kadar ayrılacak. Ama ben senin her zaman yanında olacağım. Ozan'la konuşmadın mı sen? Ne oldu anlatsana. Berçin'le Ozan'ı gördüm. Hem de aynı yatakta. Nasıl yapar bunu anne? Nasıl yapar bana? Eylül. Ayakta zor duruyorsun. Sen bugün çalışabilecek bir durumda değilsin. Eve git bence. Yok, gerek yok. Hem daha bir sürü iş var. Herkes çalışıyor. Hep birlikte çıkarız, işimiz bitsin. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Yeteri kadar yoruldunuz zaten. Hepiniz çıkabilirsiniz. Yarın görüşürüz. Büyüksün patron. Sağ olun Yağız Bey. Hadi çıkalım o zaman. Çok sağ ol. Yani benim için yaptıysan gerek yoktu. Senin arkadaşlarını düşündüğün kadar ben de düşünüyorum. Hadi sen de git. İyice dinlen. Yarın görüşürüz. Kim ya? Sürekli arıyor. Alo? Hah. Nihayet ulaşabildim sana. Nermin teyzen kızım ben. Hayatını kurtardın hani. Aa Nermin teyzeciğim. Karakoldan çıkarken göremedim seni, merak ettim ben de. Nasıl oldun? Çok iyiyim kızım, çok sağ ol. Evdeyim çok şükür. Bana bak ne diyeceğim. İşin yoksa şu yemek işini akşam yapsak olur mu? İyiliğini ödeyemem ama bari bunu yapmama izin ver. Ay, Nermin teyzeciğim ne gerek var deme öyle, ne olur. Peki tamam, geleceğim. Ha biliyorum orayı. Bulurum bulurum.
Tamam. Orada görüşürüz o zaman. Oldu bu iş. Yazımı da arayayım da işi gücü bıraksın gelsin. Efendim anne. Oğlum. Hani sana şu bahsettiğim kız var ya. Biz bugün onunla yemek yiyeceğiz. Babanın hep gittiği restoranda. Hadi sen de çık bir gel. Tanışırsınız ha? Ya anne, ne gerek vardı şimdi? Oğlum, kırma beni. Gel bir hoşuna gitmezse en azından bir teşekkür etmiş olursun. Kız o kadar hayatımı kurtardı. Yani tamam. Geliyorum. Berçin, ne yapacaksan yap artık. Ozan'la Aslı bir araya gelmemeli ya. Oho. Vay 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 vay. Demek planım buydu ha. Senden korkulur Berçin. Alo. Yolladığın fotoğrafı gördün mü? Şimdi gördüm. Bir şey diyeceğim. Aslım gördü mü? Size gelmesini söylemiştim. Tabii ki gördü. Ağlayarak evden kaçtı zavallıcık. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Sen de boş durma bence. Biricik sevgilinin teselliye ihtiyacı vardır. Arayıp bir yokla istersen. Ağlaya ağlaya helak ettin kendini kızım. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Madem Ozan öğrendi Berçin'in böbreğini vermediğini, ne diye gitti koştu onun kollarına? Her şeyi öğrendiğimi söyleyecektim. Berçin bu oyunu bizi ayırmak için yaptı diyecektim. Kavuşacaktık. Berçin'in odasındalardı. Aynı yataktalardı. Her şey bitti anne. Bitti. Ozan arıyor. Hangi yüzle arıyor? Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk anlamadım. Kızım aç bari de müsait değilim filan de. Şimdi durmadan arar. Efendim Ozan. Aslım evde misin? Oraya geliyorum. Berçin hakkında konuşmamız lazım. Hayır değilim. İşlerim var. Tamam, okulda buluşalım o zaman. Ozan. Aslım lütfen. Seni görmem lazım. Önemli. Okulda bekliyorum. Okula gidiyormuş. Konuşmamız lazım dedi. Gidecek misin? Hayır. Yüzünü görmek istemiyorum. Aslım ne yaptın? Bulabildin mi Ozan'ı? Merak ettim. Hayır, bulamadım. Ha. Ya okula gelebilir misin? Bir takım işlerimiz vardı seninle. Tabii, hemen geliyorum. Fatih Hoca okula çağırıyor. Ya Ozan'ı görürsem? Görürsen ne yapacaksın? Söyleyecek misin gördüklerini? Bilmiyorum anne. Umarım karşılaşmam. Ben geldim.
Sibel neredesin? Sibel! Ne var Tarık? Duymadım geldin. Niye bağırıyorsun? Bunun çöpte ne işi var? Ha? Sen benim sevdiğim bir şeyi çöpe nasıl atarsın? Aman canım. Eski püskü bir şey. Niye seviyorsun anlamadım yani. Odanı toplarken buldum attım ben de. Bundan sonra benim eşyalarımı karıştırmayacaksın. Odama da girme. Ben senin hayatına nasıl saygı duyuyorsam sen de benim hayatıma saygı duyacaksın. Neden bu kadar önemli bu bez parçası? Ha? Kimden hatıra bu? Söylesene. Yoksa geçmişinde bilmediğin biri mi var? O mu vermişti? Sibel, ileri gidiyorsun. Öte için çağırmıştınız ama müsait değilseniz... Geç, geç. Berçin'in odasında ütülenecekler. Oradan başlarsın. Kocamın vitaminleri onlar. Ben kaldırırım dolaba. Yok, şimdi içmesi gerekiyor. Çekmecede de ütülenecek şeyler var. Onlara da bakarsın. Tamam. Anne gel. Gel, gel. Anneciğim öyle bir şey yaptım ki... İnanamayacaksın. Ozan'la Aslı'm bir daha asla bir araya gelemeyecek. Ne yaptın? Anlat bakayım. Senin şu uyku ilacın var ya... ben onu Ozan'a içirdim. Uyuyakaldı. Sonra ben de onun yanına uzandım. Aslı'm da bizi gördü. Şu an ikimizi birlikte zannediyor salak. Neredesin? Her yerde seni arıyorum. Gel odama konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Ben gitmek istiyorum. İşlerim var. Aslım ne oluyor? Sence de konuşmamız gerekmiyor mu? Neden? Neyi konuşacağız? İşim var benim. Gideceğim. Sana gönderdiğim dosyayı almadın mı? Berçin'in yaptıklarını ispatı. Artık ikimiz de gerçeği biliyoruz. Bilsek ne olacak Ozan? Senin yaptıklarını unutturacak mı? Bittik biz. Hiçbir şey kalmadı. Bence sen artık Berçin'le mutlu olmaya bak. Ne diyorsun sen aslım? Ben Berçin'den ayrıldım. Annesiyle bir olup hepimize yalan söylediler. Sen de biliyorsun. Yeter artık. Yeter. Ben bunları dinlemek istemiyorum. Sanki sen hiç yalan söylemiyorsun. Uzak dur artık benden. Yeter. Aslım ne demek oluyor bu? Aslım konuş benimle, konuş. Burada bir şeyler dönüyor ama... yakında öğreneceğim. Bitti Aslım. Az kaldı. Aslım iyi misin? İyiyim hocam. Bir şeyim yok. Tamam artık. Daha fazla yorma kendini. Tamam bitti zaten. Hazırlanıp çıkacağım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa... ara lütfen. Dekorasyon değişmiş. Güzel. Burası el değiştirdi galiba. Evet. Ben devraldım.
Ama kapalıyız. Dur ya. Hemen kapatma. Yağız Efendi kafe açmış. Baba parasıyla mekan sahibi olmuş. Bir hayırlı olsun diyelim ya. Çok merak ediyorsan. Kendi paramla kurdum. Şimdi çık git mekanımdan. Mekanın senin olsun kardeş. Ben Eylül'ü almaya geldim. Mesai bitti galiba. Dışarısı it kopuk kaynıyor. Serserilerden korumak lazım kızı. Neyi mi ayıyorsun lan sen? Bana mı laflar? Ne o? Alındın mı? Zararsız görünüp Eylül'ü üzen sen değil misin? Asıl senin gibi serserilerden korumak lazım kızları. Bana bak. Ben Eylül'ü üzecek en son insanım. Laflarına dikkat et. Yoksa sonra hepsini bir bir yediririm. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun Yağız? Bırak. Eylül, bu arkadaşın sinir problemi var galiba. Ne zaman beni görse yakama yapışıyor. Hadi gel eve bırakayım seni. Elimden bir kaza çıkma lan. Defol git mekanımdan. Yeter. Tamam. Hadi gidelim. Bu ne kıskançlık ben anlamadım ya. Eylül'ü almaya geldim dedim, herif yakama yapıştı. Lan sen değil misin bu kızın arkasından bunca iş çeviren? Ha, ne oldu şimdi? Tamam Koray, sus sen de. Gelme bir daha çıkışıma falan da benim. Ya senden böyle bir şey isteyen oldu mu? Sağ ol yavrum. Merhaba. Buyurun. Ben Seyit'i arıyorum. Boşalttılar burayı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana borç takıp gitti. Eyvallah. Bulacağım seni. Bulacağım. Alo. Ben Sibel Hanım'dan aldım numaranızı. Böbrek hastasıyım. Böbrek lazım. Seyit varmış. Organ işleriyle ilgileniyormuş. Yok arkadaşım, polis değilim. Böbrek hastasıyım diyorum. Böbrek lazım. Müh hesaba. Tamam, geliyorum. Aa. Sen burada mıydın? Ben burada çalışıyorum Berçin. İyi. Bugün sen bile benim sinirimi bozamazsın. Ozan'la o kadar güzel vakit geçirdik ki. Mutluluktan havalara uçuyorum. Bulutların üstündeyim yani. Seninki ağlamaya gitti yine. Ozan artık beni sevmiyor. Abartma Berçin. Ben mi gidip bakayım? Git git, teselli et sevgilini. Ay, bu da her şeye ağlıyor. Niye ağlıyor bu kadar, anlamadım ki. Yok, bu iş böyle olmayacak. Benim kendime iş bulmam lazım. Yazın yanında çalışamam, biz yan yana olamayız. Anne, ben gelmesem pek keyfim yok. Eve geçeceğim. Siz yiyin yemeğinizi. Oğlum, olmaz öyle. Söz verdin bana. Bak, ben geldim. Bekliyorum.
Peki anne. Seni üzülme diye geleceğim. Ama erken kalkabilirim. Tamam oğlum tamam. Nasıl istersen. Hadi kalk gel bekliyorum. Tamam anne. Eve geçip geliyorum. Görüşürüz. Bu kız senin kaderin. Hissediyorum. Hele bir tanışın. İlk görüşte aşk olacak sizinki. Ah, buraya yazıyorum. Seyit abim seni bekliyor. Gidelim. Aslım, sen iyi misin? Bir problem mi var? Ne oldu? Yok bir şeyim hocam. Aslım, lütfen bak. Ben sana içimi döktüm. Bütün acılarımı anlattım. Hadi sen de çekinme anlat. Ozan'la tartıştığınızı duydum. Ona mı üzül? Beni Ozan'la ilgili hiçbir şey üzemez artık. O defter kapandı. Ama hala peşini bırakmıyor. Bak istersen ben gideyim konuşayım. Sevgilinden uzak dur diye. Hocam. Bence artık bu sevgililik oyununa son vermenin zamanı geldi. Tarık Bey, benim işim bitti ama Sibel Hanım'ı göremedim. Ütülediklerimi dolaplara kaldırdım. Siz söylersiniz artık. İyi günler. Hediye. Bir dakika. Hediye, Sibel sana kötü davranmıyor değil mi? Bak, eğer öyleyse lütfen bana söyle. Ben onunla konuşurum. Yok, gayet iyi davranıyor. Su getireyim mi? İlaçlarınızı alacak mısınız? O benim ilacım değil ki. Ama içeride bulmuştum onları. Sibel Hanım söyledi. Sizin vitaminlerinizmiş. Yok, benim öyle bir ilacım yok. Sibel'in uyku ilacı bu. Ha. Ben yanlış anladım herhalde. Neyse. Ben artık gideyim. Siz zahmet etmeyin, ben kendim çıkarım. İyi günler. Görüşürüz. Aferin benim akıllı kızıma. O kız var ya, artık oğlanın yüzüne bile bakmaz. Mutsuz sonlara bayılıyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Berçin hüzünlü bir filme gitmişti sinemada, onu anlatıyordu. Sen çıkıyorsun galiba. Evet. Al bakalım. Yine çağırırım. Tamam. Teşekkür ederim. Berçin'in Ozan'ı gördüm. De aynı yatakta. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk annem. Gelmemiş hala. Gelir, az sabret. Anne,
Ben kızlarla tanıştırılmayı sevmiyorum. Bunu biliyorsun. Sana yardım ettiği için teşekkür edeceğim. Sonra da gideceğim. Bir gel, bir gel, bir otur. Gel. Oğlum, anayım ben, anlarım. Kaç gündür sen hiç iyi değilsin. Seni böyle gördüm mü benim içim acıyor. Babam bahsetti biraz. O Eylül denen kız. Seni çok incitmiş. Çok kalbini kırmış. Sen daha çok gençsin anne. Yakışıklısın, mertsin, akıllısın. Benim bir tanecik oğlumsun sen. Yine seveceksin. Ondan çok daha güzelleri, çok daha iyileri çıkacak karşına. Allah'ın karşına hayırlı bir kısmet çıkaracak inşallah. Hem belli mi olur? Belki o gün bugündür. Anne, lütfen. Kapatalım bu konuyu. Oğlum, sen beni bir dinle. Bak, bu kız da, ailesi de tertemiz insanlar. Öyle güzel, öyle masum bir yüzü var ki. Görür görmez kanım kaynadı. Saygılı, cana yakın, terbiyeli. Bir de bir cesur. Nasıl koştu gitti öyle o hırsızın peşinden? Orada dedim, bu kız tam benim oğluma layık bir gelin diye. Birbirinize öyle yakışırsınız ki, gören beşikten sizi birbirine bağlı sanır. Oğlum, bu kız bir başka. Beni bir dinle, bak anam dediydi dersin. Allah kahretsin, yine mi sen lan? Kimsin lan sen? Seyit, kaçma, gel buraya! Bırak beni, ben bir şey bilmiyorum. Ne şu lan? Aslım, ne diyorsun sen? Ne demek sevgililik oyununu bitirelim? Hem herkes sana bu kadar öfkeliyken, Ozan'la beraber olmanı istemezken bitiremeyiz. Ortalık daha da karışır. Hem Ozan Berçin'le... Ozan Berçin'le birlikte oldu. Beni de, aşkımızı da paramparça etti. Ben evinize bu oyunu bitirmek için gelmiştim. Ama siz çok hastaydınız. Ben artık bu oyunda yokum hocam. Anne, ben hayatımda bir süre kimseyi istemiyorum. İşime ve okuluma odaklanmak istiyorum sadece. Canım, işine okuluna yine bak oğlum. Ama bir taraftan da istikbalini düşün. Hadi kızım, sen de bir an önce gel. Sen unutturacaksın Yazım'a o kızı, biliyorum. Sen mutlu edeceksin oğlumu tekrar. Sen kiminle uğraştığını sanıyorsun? Tamam, tamam, vurma. Sakin ol, sakin. İşimiz var. Gel. Beni çağırmışsınız Mümtaz Bey. Gel. Al. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yıl sonu gösterisi için iki kişilik davetiye. Fatih Bey ile birlikte gidersiniz. Teşekkürler. Davetiye iki kişilik. Fatih Bey ortaklarımızdan olduğu için her davete teşrif etmek zorunda. Sen de sevgilisi olarak katılırsın herhalde. Biz artık sevgili değiliz.
Anlamadım. Fatih'le biz ayrıldık. Artık birlikte değiliz. Ama davetiyenizi iletirim. Teşekkürler. Ya. Bu adam yakalanmadı mı? Başkasını mı yakaladılar yoksa? Buraya gel! Gel dedim! Ya yardım edin, bu adam hırsız! Sen masayı donatmaya başla. Önemli bir misafirim gelecek. Tabii efendim. Gecikti. Bir şey mi oldu acaba? Yok. Bir şey olmamıştır. Gelir birazdan. Şimdi bana yaptıklarınızı tek tek anlatıyorsun. Sibel'le işbirliğinizin bütün detaylarını bilmek istiyorum. Tamam. Tamam, anlatacağım. Aslı. Ya bir dinle lütfen. Herkese ayrıldığımızı söylemişsin. Ozan'ın da kulağına gidecek bu. Bu şekilde seni kimseye karşı koruyamam. Onlara karşı savunmasız kalacaksın. Fatih Bey, benim sizin korumanıza ihtiyacım yok. Bu sevgililik oyunu başından beri yanlıştı. Asla kabul etmemeliydim. Ama yeter artık. Bitti. Kızım? Aslım bak, bitme beni. Berçin'in sana yaptıklarını da düşün. Senin üzmelerine izin veremem ben ya. Bir dakika, bir dakika. Fatih Bey, kızım sizi istemiyor. Siz de daha fazla zorlamayın. Lütfen gider misiniz artık? Lütfen. Kahretsin. Bütün planımı bozacaksınız. Neden olmuyor anne? Çok bir şey istemedim ki ben. Sadece Ozan da beni sevsin istedim. Neden olmuyor? Neden mutluluğu çok gördüler bana anne? Aslım. Benim sana söylemem gereken bir şey var kızım. Bu sefer elimden kurtulamadı. İnşallah cezasını çeker. Kolay gelsin Memur Bey. Alo. Nermin teyzeciğim, ben birazcık geciktim ama geliyorum. Yakınlardayım zaten. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Bekliyoruz. Geliyor. Yazım. Öyle uzak durup da ürkütme kızı. Azıcık samimi davran. Aa, gerçi ben ne söylüyorum. Sen görür görmez aşık olacaksın bu kıza. İçim öyle doğuyor. Ya anne, bak ben o yüzden gelmedim diyorum. Kıza teşekkür edip gideceğim. Çok fazla bir şey bekleme. Tamam tamam, bir gelsin, bir gör, bir konuşalım. Tamam. Yemekten önce de bir ilacımı alayım. Allah Allah. Nerede bu, evde mi unuttum acaba? Oğlum, sen bir arabaya bakıp da gel şu ilacı ha. Orada yoksa eczaneden bir alıverirsin. Tamam anne. Sağ ol evladım. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk Nermin teyzeciğim.
Çok bekletmedim inşallah. Bekletmedin güzel kızım, bekletmedin. Ay şunun güzelliğine bak. Gel, gel, geç, otur şöyle. Yorulmuşsundur. Nermin teyzeciğim nasıl oldun? İyisindir umarım. İyiyim kızım, senin sayende. Beni kurtardığından beri öve öve bitiremedim seni. Kocamla oğlum da tanışmak istediler seninle. Oğlum da buradaydı, gelir şimdi. Aa, öyle mi? Bu arada ben fazla kalamayacağım Nermin teyzeciğim. Aa, olmaz. Hayatta bırakmam. Bugün misafirimizsin. Konuş lan. Yoksa dökerim bütün dişlerini. Tamam. Tamam bırak. Sibel Hanım beni aradı. Kızının böbreği sana uymuyormuş. Bana uyumlu bir böbrek bul dedi. Parası neyse vereceğim dedi. Doktoru falan da ayarlamış. Ben de eyvallah dedim. Bulduk birini. Sizinle beraber bizim adam da girdi ameliyata. Kıza yalandan sargı yapmışlar. Ama kesme biçme yok. Adamın böbreği takıldı sana. Şimdi bırak beni gideyim. İyi günler memur bey. İhbarda bulunacağım. Ne söyleyeceksin anneciğim sen? Gel. Kızım. Belki de Ozan Berçin'le birlikte olmamıştır. Berçin Ozan'a tuzak kurmuştur belki. Nasıl ya? Ne diyorsun anne sen? Bir şey mi biliyorsun yoksa? Bak. Ben bugün Sibel Hanımlara ütüye gittim. Orada Berçin'in odasında bazı ilaçlar buldum. Sibel Hanım vitamin dedi. Ama uyku haplarıymış. Belki de Berçin Ozan'a onlardan vermiştir. Buyur başla kızım sen. Herkes gelsin ondan sonra başlayalım isterseniz. Pek de saygılı. Benim oğlan da ilacımı almaya gitti, gelemedi bir türlü. O gelmeden biraz daha konuşalım. Söyle Nermin teyzene. Var mı gönlünün bir sahibi? Nişanlın, sözlün? Artık yok. Kıyamam sana. Kim kırar böyle bir kızın kalbini? Biri işte. Ben çok iyi biri olduğunu, beni sevdiğini sanmıştım ama değilmiş. Analar tatlarını yapıyor da bahtlarını yapamıyor evlatlarını. Allah'ım hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Senin gibi altın kalpli kız her şeyin iyisini güzelini hak ediyor. Teşekkür ederim. Senden iyi olmasın. Benim oğlum da çok dürüst çocuktur. Efendidir, saygılıdır. Kimseyi kırmak, üzmek istemez o. Çok iyi kalplidir o da. Allah bağışlasın. Nermin teyzeciğim ben bir lavaboya gidip gelebilir miyim? Git kızım. Buyur anneciğim. Sağ ol. Arabaya baktım yoktu. Buradaki eczanelere de baktım. Orada da bulamadım. O yüzden ben de ileridekine gittim. O sebepten geç kaldım. Gelmemiş hala misafirin? Geldi geldi. Lavaboya gitti. Yazım. Çok güzel kız. Sen yokken biraz ağzını aradım. Kalbinde kimsecikler yokmuş. Belli ki onun da kalbi kırık. Derman olursunuz birbirinize. İlaç olursunuz ha? Anne yapma şunu. Kız ayıp etmişsin. Belki de yanlış anladı. Hey Allah'ım ya. He
Hey gidi koca Raziye, hey. Sen olmasaydın bu fotoğraflarda Eylül yerine Yaz olacaktı. Eylül de Adnan Bey'in kızı olarak zenginlik içinde büyüyecekti. İki ailenin kaderi de ellerimde. Sırrı açıklayınca varsa Nurallar bana düşman olsun. Oğlum Eylül'le evlenince sosyeteye karışacağız o zaman. Yolum da düşmez zaten buralara. Ay Nurancığım, canım benim ya. Sağ ol, zahmet ettin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay böyle çat kapı geldim ama. Kız yakınlardaydım. Bizim şuradaki kuyumcu var ya, ona uğradım. Bak, şu bileziği aldım kendime. Ay biraz da biz takıp takıştıralım değil mi? Şöyle zenginler gibi şıkır şıkır olsun. Pek güzelmiş, hayırlı olsun. Kız Raziye, sen de az kirli çıkı değilmişsin ha. Nereden buluyorsun anam bu kadar parayı? Ay yok canım, aman. Nerede bizde öyle para ya? 3 aylıklardan arttırdıklarımla aldım bunları. Tüm kanıtlar elimde. Aslında konuşmanın zamanı geldi. Olabilir mi böyle bir şey? Ya Berçin Ozan'a tuzak kurmuş olabilir mi gerçekten? Kızım, ben o Berçin'den de annesinden de her türlü oyunu beklerim. Eğer Ozan'ın böbrek meselesini öğrendiğini biliyorsa Berçin, onu kaybetmemek için her şeyi yapmıştır. Tamam baba. Gel kızım, gel. Sana bahsettiğim oğlum Yaz. Oğlum? İyilik meleğim. Kusura bakma, ben telefonda. Hediye teyze, Aslı evde mi? Yok, evde değil. Nerede peki? Bilmiyorum, söylemedi. Ama morali bozuk olduğu zaman gittiği bir yer vardı. Oradadır belki. Hediye teyze, Aslı'nın nesi var? Benimle konuşmak istemiyor. Berçin'in raporunu ben size gönderdim. Gerçeği biliyorsunuz. Ama hala benden kaçıyor. Ozan, bak oğlum. Aslım Berçin de seni aynı yatakta görmüş. Birlikte olduğunuzu düşünüyor. O yüzden kaçıyor senden. Bütün dünya bir olsa karşımızda da dursa, ben seni hep burada bekleyeceğim. Ozan Berçin'le birlikte olmamıştır. Berçin Ozan'a tuzak kurmuştur belki. Buradayım Ozan. Eğer beni gerçekten seviyorsan bul beni. Eylül bende. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oğlum. Otursana kızı. Buyurun.
yakıştınız yan yana. Nasıl? Sana söylediğim kadar güzel değil mi? Maşallah. Annemi hırsızın elinden kurtarmışsınız. Teşekkür ederiz. Ne demek canım? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Nermin teyzeciğim, ben kalksam olur mu? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum da. Aa kızım, hayatta bırakmam. Olmaz bak, bir şeyler ye kendine gelirsin. Hah, bizim bey de geldi. Gel bey gel. Hayatımı kurtaran kızla tanıştırayım seni. Hediye teyze, ben böyle bir şey yapmadım. Asla da yapmam. İlaçlar yüzünden biraz unutkanlık yaşıyorum. Berçin'in yanına gitmiştim. Ayrılmak istediğimi söylemek için. Bayılmışım. Uyandığımda yataktaydım. Oğlum bak, ben sana inanıyorum. Ama aslım çok kırılmış. O inanır mı pek emin değilim. İnanacak. Aslımı kaybetmemek için her şeyi yaparım. Ozan. Oğlum. Yoksa sen bu kıza gerçekten aşık mı oldun? Aslıma aşık falan değilim. Ozan'ı yok etmek için buna ihtiyacım var. Ozan? Kızın burada ne işi var? Baba, sorun çıkarma. Oğlumun yakasından düşmeyecek misin? Defol git! Lan ne oluyor? Defol git! Gözüm görmesin seni! Bir de soframda oturuyor utanmadan! Defol! Baba! Ne yapıyorsun sen? Yaz! Gönder şu kızı, fena olacak. Anneni kurtaran kız gelecek şimdi. El aleme rezil olmayalım. Adnan, bu kız o kız zaten. Beni hırsızın elinden kurtaran kız. Hay Allah, demediğini bırakmadın kıza. Kusura bakma kızım. Anne amcam biriyle karıştırdı herhalde. Ne karıştırması be? Bu kız var ya bu kız. Oğlunun hayatını mahveden kız. Beni hapislerde çürütmek isteyen Yaşar'ın kızı bu. Seni ayakta uyutmuş bile. Gülüyor. Gülüyor. Gülüyor, dur. Bravo. Yine yaptın yapacağını.